enflasyon rakamlarıyla Temmuz'da nasıl bir zam olur? Hani aşağı yukarı artık son Temmuz'da açıklanacak rakam aslında son belirleyici olacak ama bir gidişat belli oldu sanıyorum. Ne kadar zam yapılır? Büyük ölçüde belli olduğunu söylemek mümkün. Enflasyon oranı gerçekten hem memur maaşlarını hem de emekli aylıklarını doğrudan ilgilendiriyor. Hatta toplu sözleşme ile çalışan iş yerlerinde de, toplu sözleşmeli iş yerlerinde, sendikal iş yerlerinde de enflasyon farkı büyük ölçüde belirleyici ücret artışları konusunda. SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık, geçmiş 6 aylık dönemdeki enflasyona göre doğrudan belirleniyor. 5 aylık dönem içerisinde TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon tüketici fiyat endeksindeki artış %35,64 oldu Helin. Yıllık enflasyon %73,50 ama bizi ilgilendiren maaş emekli aylığı artış konusunda ilgilendiren Ocak ayından bu yana olan artış. Mayıs ayı itibariyle 35,64 olan enflasyon Haziran ayında sabit kalırsa, enflasyon hiç artmaz ya da azalmazsa Haziran ayında, bu durumda SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %35,64 oranında artacak. En düşük emekli aylığı bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerinde 2000 öncesi SSK'lar için söylüyorum. En düşük SSK emekli aylığı 3.293 liraydı Ocak ayında. 4.467 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığında bir de 2.500 lira kriteri uygulanıyor biliyorsun. Emekli aylıkları 2.500 liranın altında olamıyor. Ancak onun uygulaması farklı. Kişilerin normal emekli aylığı, yani Temmuz ayındaki ücret emekli aylığı zam mı? Enflasyonun diyelim 35,64 oranında artırıldı. Bu artış 2.500 liranın altında kalırsa 2.500 lira tamamlanması şeklinde. Yani artışlar 2.500 lira üzerinden değil de esas 2.500 liralık alt sınır uygulanmadan önceki esas emekli aylıklardan daha düşük olan emekli aylıkların üzerine yapılacak. Bu tutar bu artış sonrasındaki rakam 2.500 liranın altında kalırsa 2.500 lira tamamlanacak. Ama zaten 2.500 liranın üzerine çıkıyor 2000 sonrası SSK emeklileri de Bağkur emeklilerinin aylıkları, kök aylıkları, enflasyon şu andaki Mayıs ayındaki enflasyon oranı artırıldığı zaman 2.500 liranın üzerine çıkacak. Ama onların Ocak ayında işte Ocak Haziran döneminde aylık 2.500 ellerine geçmekle birlikte Temmuz aylarında ellerine geçecek aylık %35,64 oranında değil, daha düşük oranda artış söz konusu olacak. Örneğin 2000 sonrası SSK'larda en düşük emekli aylığı 2.769 lira olacak. Bağkurlarda 3.000, esnaf bağkurlarında 3.254 lira. Tarım bağkurlarında 3.068 lira olacak. Ocak ayında hatırlarsan SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %25,47 oranında artırmış, zam yapılmıştı. Memur maaşlarına da %30,95 oranında zam yapıldı Ocak ayında. Memur maaşlarına yapılan %30,95'lik artışın 7,5 puanı geçen yıl imzalanan toplu sözleşme kapsamında verilen zamdı. Şimdi bu yılın Ocak-Haziran dönemindeki enflasyona bakılacak. Bu enflasyon %7,5 toplu sözleşme farkı hesaplanacak. Artı bunun üzerine Temmuz ayı için 2022 yılının ikinci dönemi için belirlenmiş olan %7 oranındaki toplu sözleşme zammı eklenecek. Sonuç olarak şu andaki mevcut enflasyon üzerinden hesaplama yaptığımız zaman memur maaşları memur emeklilerin aylıklarına %35 oranında zam yapılması gerekecek Temmuz ayında. Tabii bunlar dediğim gibi Haziran ayında enflasyonun sabit kalması şartıyla belirlenmiş rakamlar. Şimdi bu artış olursa onu da belirteyim. Bu artışlar olursa en düşük aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6.341 liradan 8.560 liraya çıkacak. Ama aile ödenekleri dahil bunun içerisinde. Yani eşi çalışmayan 6 yaşından küçük iki çocuğu bulunan bir memur için yapılan hesaplama.
bekar işçi için, bekar memur için daha düşük oluyor tabii, onu belirteyim. En düşük memur emekli aylığı da 4.289 liradan 5.790 liraya yükselecek. Şimdi dediğim gibi bu Haziran ayında enflasyon sabit kaldığı takdirde hesaplama tutar. Geçmiş yıllara bakıyoruz. Türkiye'ye geçmiş yıllarda ne olmuş diye bakıyoruz. Son 19 yılın ortalaması %0.18 olmuş Haziran aylarında. Bazı yıllar işte -0.8 olmuş. Bazı yıllarda artı olmuş. Genel olarak 2017 yılına kadar olan dönemde, 2003'ten 2017'ye kadar olan dönemde Haziran ayı enflasyonu %1'in altındaydı. Ya da eksi değildi. Yani artı olan yıllarda %1'in altında kalmıştı. Düşük oluyor. Genelde işte gıda, sebze meyve fiyatları ucuzladığı için tarımsal ürünlerden kaynaklı olarak enflasyon Haziran'da negatif çıkabiliyor bazı yıllar. Artı çıktığı zaman da düşük kalıyor. Fakat son 4 yıl içerisinde, son 4 yıla baktığımız zaman Haziran ayında enflasyonun yüksek çıktığını görüyoruz. 2018 yılında %2.61 olmuş. 2021 yılında %1.94 oldu. Geçen yıl Haziran ayında %1.94 çıktı. Ben son 4 yılın ortalamasını esas alırsak ne olur diye bir hesaplama yaptım. O da %1.43 son 4 yılın ortalaması. Yani bu durumda son 4 yıllık ortalamaları dikkate aldığımız zaman aşağı yukarı Temmuz ayında %36-38 arasında değişen bir oran söz konusu olacak. Fakat bu sene normal bir sene değil. İşte daha henüz ayın başında elektriğe zam geldi, doğalgaza zam geldi, akaryakıta sürekli mütemadiyen zam geliyor. Dolayısıyla bu önceki yılların ortalamasının üzerine çıkması da söz konusu olabilir Haziran ayı enflasyonun. Bu durumda artış oranı, memur maaşlarında ve emekli aylıklarının artış oranının %40'a yaklaşması söz konusu olabilir dedim. Zaten Temmuz'da Haziran ayı enflasyon oranı açıklandığında da bu konuyu tekrar seninle birlikte konuşuyor olacağız. Evet, 4 Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyonu 4 Temmuz pazartesi gününe geldiği için normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor enflasyon rakamları. Temmuz ayında pazar günü geldiği için 4 Temmuz'da açıklanması gerekecek. Peki ben bir konuyu daha konuşmak istiyorum. Asgari ücret konusu. Enflasyon farkını bu şekilde konuşuyoruz emekli ve memur maaşları için. Bir de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte enflasyona karşı vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz sözleri sonrasında asgari ücrete de bir ara zam gelecek mi sorusu gündeme geldi. Bu enflasyon oranını göz önünde bulundurduğumuzda ne dersiniz? Bir ara zam olur mu? Ve şunu da merak ediyorum. Ara zam tartışması, hani ara zam olur çalışmaları yapılırsa eğer bu zam hangi maaşlara yansır? Çünkü şimdi emekli ve memur Temmuz maaşını da alacaklar enflasyon farklarını. Ama asgari ücretli ne olur o durumda? Temmuz'u alır mı? Ağustos'ta mı alır? Ne zaman eline geçer o ücret? Evet. Güzel bir soru. Asgari ücretler son 2016 yılından beri yıllık olarak belirleniyor. Asgari ücret artışları yıllık olarak belirleniyor. Önceki yıllarda yılda iki sefer artırılıyordu asgari ücret ama belirleme yine tek bir toplantıda yapılıyordu. Bir önceki yılın Aralık ayında, ertesi yılın Ocak ve Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak artışlar tespit edilmiş oluyordu. Bu sene farklı bir beklenti oluştu. Her ne kadar yılbaşında 2022 yılında asgari ücret, net asgari ücret %50.5 oranda artırılmış olmakla birlikte enflasyonun özellikle çok hızlı bir şekilde yükselmesi nedeniyle bir beklenti oluştu. Hatta ilk aslında bu konudaki beklentiyi dile getirenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti ilk defa. Daha sonra AK Parti yetkililerinden benzer açıklamalar geldi. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir seyahat dönüşünde yaptığı açıklamada kapıyı açık bıraktı. Bu konuda vatandaşı enflasyonu ezdirmeyeceklerini, gerekirse durum değerlendirmesi yapılacağını, Haziran ayı enflasyonu açıklandığı zaman Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in kendisinin önüne tabloyu getireceğini ifade etti.
Dolayısıyla 4 Temmuz'da yapılacak enflasyon açıklaması sonrasında yeni bir durum değerlendirmesi söz konusu olabilir. %7.5 oranında artış yapılmıştı dedik asgari ücrete. Şu anda baktığımız zaman %36.5 bir resmi enflasyon söz konusu 5 aylık dönem içerisinde. Tabii yıllık bazda baktığımız zaman %73.5 gibi bir rakama çıkmış durumda. Diğer taraftan daha da tüm çalışanları, asgari ücretlerin yanı sıra tüm çalışanları etkileyen gıda harcamaları, konut harcamaları, ulaşım harcamaları, doğrudan dar gelirlilerin bütçelerini etkileyen harcamalar çok yüksek oranda arttı biliyorsun. Dolayısıyla bu sene önceki yıllardan farklı olarak bir ara zam söz konusu olabilir. Böyle bir beklenti var. Bu konuda TÜSİAD'ın açıklaması oldu geçmişte hatırlarsan. TÜSİAD Başkanı bu konuda hükümetle görüşeceklerini söyledi. Asgari ücreti ilave bir zam yapılması konusunda. Bazı sanayi örgütlerinin, iş adamı örgütlerinin açıklamaları oldu. Sanayicilerden özellikle bu yönde açıklamalar geliyor. Hizmet sektörü biraz henüz toparlanmadığı için oradan çok fazla açıklama duymuyoruz ama sanayi sektörünün üretimi ve satışları iyi gidiyor, ihracatı iyi gidiyor. O sektör biraz daha rahat ve dolayısıyla sanayicilerden bazı açıklamalar geldi. En son İzmir Sanayi Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Asgari ücretin zam yapılması gereğini işaret etti. Dolayısıyla Temmuz ayında bir zam yapılması söz konusu olabilir. Peki nasıl olur bu? Hukuken Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma Bakanlığı tarafından toplantıya davet edildiğinde komisyon toplanır ve o ay içerisinde karar alır. Temmuz ayı içerisinde karar alabilir. Bu oy birliği şartı yok biliyorsun. Hükümet ve işçi temsilcileri birlikte hareket ettiği takdirde. Seste bir sorun oldu sanıyorum. Şimdi oldu. Devam edebilirsiniz. Alınan karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınan karar Temmuz ayı içerisinde resmi gazetede yayınlanırsa bu durumda yürürlük tarihi ertesi ay, izleyen ayın birinci gününden başlar yürürlüğü. Dolayısıyla Temmuz ayında bir karar alınıp yayınlanması asgari ücretteki artış Ağustos ayı ücretlerine yansıyacak. Dolayısıyla Ağustos ayının sonunda yahut Eylül ayının ilk günü yapılan Ağustos ayı ücretlerinin zamlı ödenmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla Temmuz ayı ücretlerinde uygulanamayacağını değerlendiriyorum ben şahsen. Asgari ücretle yapılacak artış ancak Ağustos ayında ki çalışmalar için yansır. O da Eylül'ün başında alınacak maaşlar da ele geçecek yani. Evet. Tabii diğer taraftan diğer çalışanların da durumu söz konusu. Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanların durumu söz konusu. Toplu sözleşmeli iş yerlerinde çalışanlar keza aynı şekilde. Birçok genel olarak toplu sözleşmelerde bir enflasyon farkı zaten var. Yani ilk yılın izleyen, ilk 6 ay izleyen dönemlerde artışlar genelde enflasyona endeksli. Enflasyonun üzerinde bir refah payı ilave edilmek şeklinde sözleşmeler bağıtlanmış durumda. Onlar için, sendikal işçiler için de nispeten sorun yok diyebiliriz ama sendikasız olan ve asgari ücretin üzerinde ücretle çalışan işyerlerinde bir mecburiyet söz konusu yok. Ama bununla birlikte yine başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok kurumsal şirketlerden açıklamalar geldi. Temmuz ayında bir enflasyona göre bir iyileştirme ücretlerde bir ara zam yapılması şeklinde, yapılacağı şeklinde açıklamalar geldi. Birçok kurumda da çalışanlarına bunlar duyuruldu, duyuru yapıldı. Dolayısıyla asgari ücretin üzerinde çalışanlar için de bir ücret, Temmuz ayında bir ücret zammı söz konusu olabilir. Peki, o zaman ilerleyen günlerde zaten gerçekleşen enflasyon oranına ve gelişmelere göre bu konuyu konuşmaya tartışacağız.